Halkpar ekranlarından mutlu sabahlar. Ben Aysun Sarıtaç. Seans öncesine hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca hem küreselde hem içeride piyasa açılışları öncesinde görünüm nasıl, bunları konuşacağız. Hemen rakamlara göz atarak başlayalım. BIST Türk Endeksi geliyor. Nasıl bir kapanış oldu? 1559 seviyesinden %0.63'lük bir primle dünkü işlem gününü tamamlayan bir endeks var. Ve küresel piyasalardan da pozitif ayrışan da bir görünüm var. Dolar TL ile devam ediyoruz. 7.41 seviyelerinde %0.11'lik bir prim hareketi görüyoruz. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte bir süredir devam eden yatay dar bandını, yukarı yönlü geçme çabası olduğunu görüyoruz. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Euro TL ile devam edelim. 9.01 seviyelerinde %0.20'lik bir yükseliş hareketi var. Euro dolar paritesinde 1.2148 seviyesini görüyoruz. %0.05'lik yatay aşağı yönlü bir hareket var. Euro dolar paritesinde de yine dolar endeksindeki hareketliliğe bağlı olarak da yönün devam ettiğini görüyoruz. Yine detayları konuşacağız. Dolar endeksinde ise 90 seviyesinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. Bir süredir 90 seviyesinin altındaydı. Hem gelişmiş hem de gelişen para birimleri karşısında değer kaybı söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte aynı zamanda mali teşvik ve bunun da enflasyon üzerinde etkisi olacağı beklentileriyle bir yükseliş var diyelim ve yine ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız diyelim. Sepet kurda ise 8.21 seviyesini görüyoruz. %0.05'lik yatay yukarı yönlü bir hareketle birlikte. Ve şimdi piyasaların takibindeki gelişmelere bakalım. Gündemde hangi başlıklar var? Başkan Erdoğan Putin'le görüştü. Rus lideri Vladimir Putin'i bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündem maddesi ise pazartesi günü Moskova'da gerçekleşen Dağlık Karabağ zirvesi ve sonuçları oldu. Detayları haberimizde izleyelim. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde pazartesi Moskova'da gerçekleşen Dağlık Karabağ zirvesi vardı. Rusya lideri Putin, Başkan Erdoğan'ı zirvede alınan kararlarla ilgili bilgilendirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındığı vurgulandı. En kalbi selamlarımı sunuyor. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölge istikrarı ve barış adına açılan yeni dönemde gereken katkıyı yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne ihtiyaç duymadan da birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini söyledi. Erdoğan söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarının tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiş olacağının altını çizdi. Ve koronavirüs aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Görselde de gördüğünüz üzere. Ve bir diğer taraftansa Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir aşının ilk kez uygulanması nedeniyle halk tarafında bir tedirginlik vardı ama Fahrettin Koca aşıyı olun çağrısında bulundu. Haberimizi izleyelim. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 14 günlük testleri tamamladı ve koronavak aşısı için onay verdi. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti ve aşının onay aldığını duyurdu. 81 ilde bulunan halk sağlığı depolarına sevk edilen aşıların perşembe gününden itibaren sağlık çalışanlarına ulaşacağını belirten Bakan Koca aşılamada kare kod sistemine değindi. Aşıların üzerinde bulunan kare kod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Kısa açıklamanın ardından Bakan Koca bilim kurulu üyeleriyle birlikte bakanlığın hemen yanında bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti ve ilk doz aşıyı canlı yayında oldu. Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının
milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Aşıyı yaptıran Sağlık Bakanı Koca vatandaşlara da seslendi. Herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha sonra bilim kurulu üyeleri de aşılama kampanyasını başlatan isimleri arasına adını yazdırdı. Koronavirüs aşımı oldum. Herkesin olmasını temenni ediyorum. Herkese aşılarını günleri gelince yaptırmalarını öneriyorum. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok maalesef. Bilim kurulu üyeleri de vatandaşlara seslendi. Güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını, korumasının etkinliğinin de yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum. Virüs karşısında elimizde bir silah var. Bugüne kadar yoktu. Bu silahı kullanmaya başladık. Hayırlı olsun. Aşımızı olduk. Sırayla bütün vatandaşlarımızın da aşılarının olmasını umut ediyorum. Böylece koronavirüs mücadelemiz hem daha kuvvetli olacak, hem de aşıyla beraber bulaş da azalacak. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Yıllık bazda %11 seviyesinde artış kaydetti. Ekim ayında ise %10.2'lik bir artışa işaret etmişti. Son 2 aydır yükseliş hareketini gösterdiğine dikkat çekildi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan açıklamalar geldi ve 2020 yılında pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlamaya işaret ediyor dedi Bakan Varank. Açıklamaların detaylarını izleyelim. Sanayi üretim endeksi Haziran ayından bu yana yıllık bazda aralıksız olarak artmaya devam ediyor. Pandemi döneminde karantina tedbirleri nedeniyle Nisan ayında adeta dibi gören sanayi üretimi, Kasım ayında beklentileri de aşarak yıllık olarak %11 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre endeks aylık bazda ise %1,3 artış gösterdi. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %11 arttı. Bu çok memnuniyet verici bir gelişme. Biz Aralık ayının verisini de şu anda biliyoruz. Aralık ayında da baktığımız zaman Kasım'a göre bir tık daha iyi durumdayız hamdolsun. Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre elektrik tüketim verisinde 9.8'lik bir artış görünüyor. Dolayısıyla bu bize Aralık ayında da sanayi üretiminde bu trendin devam edeceğini gösteriyor. Kasım'da yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi ise %7,5 arttı. Aylık ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %0,3, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %0,1 azaldı. Yıllık bazda baktığımızda sermaye malında 12.4'lük artış bizim geleceğe yönelik beklentilerimizi yukarıya tırmandıran, çeken bir unsur. Aramalı üretiminde de %13.1'lik bir artış var. Bunların hepsi bizi çok memnun eden artışlar. Aralık ayı verileri de yani 4. çeyrek verilerini bir ay sonra tamamlamış da olacağız. Orada da yine yüksek, sanayide yüksek bir artış bekliyoruz. Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kasım 2020 itibariyle Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaşıldığına dikkat çekti. Bakan Varank, büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim endeksinde Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen artış, yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor ifadelerini kullandı. Yabancılar Türk şirketlerine ilgi göstermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde küreselde şirket yatırımları azalırken Türkiye'de yabancı yatırımcıların Türkiye'deki şirket ortaklıkları ve yatırımında bir artış söz konusu oldu ve pandemiye rağmen %35 oranında bir artış oldu. Detayları izleyelim.
Türk şirketlerine yabancı sermaye ilgisi 2020'de de devam etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yabancı sermayenin gerçekleştirdiği şirket satın almaları arttı. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle küresel yabancı sermaye yatırımları %33 düşüşte 1.54 trilyon dolardan 1.03 trilyon dolara indi. Kearney uzmanları 2021'de mevcut durumda önemli bir iyileşme olmayacağını, küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 1 trilyon dolar seviyesinde kalacağını öngördü. Raporda Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye tutarı 2020'de 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen şirket satın almalarının hacmi ise geçen yıl %35 artarak 4.6 milyar dolara yükseldi. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu, kaliteli ve genç işgücü kaynağı ve son dönemde finansal stabilizasyon yönünde atılan adımlarla yatırım için elverişli bir çerçeve sunduğunu belirtti. Yabancı sermaye yatırımlarının artması, Türkiye piyasasına olan güvende artış yaşandığının somut işaretlerinden biri, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın azledilmesini öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Şimdi Senato onayına sunulması bekleniyor. Senato'nun 3'te 2 çoğunluğu tarafından onaylanırsa, ki bu 3'te 2 çoğunlukta ağırlıklı olarak cumhuriyetçilerin olduğunu görüyoruz. Bu onayı alırsa Trump azledilecek. Detayları izleyin. Kritik oylama sona erdi. Trump'ın azil sürecine ilk onay verildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın azledilmesini öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde oy çoğunluğuyla kabul edildi. Demokrat Parti 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen kanlı baskının ardından Trump'ın görevine son verilmesi için harekete geçmişti. Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadında yapılan oylamada tasarı 231 evet oyuna karşı 197 hayır oyuna kabul edildi. Evet oyu kullananların arasında demokratların yanı sıra 10 cumhuriyetçi vekilin de bulunması dikkat çekti. Tüm gözleri Washington'a çeviren tasarının son durağı ise cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato olacak. Trump'ın burada da suçlu bulunması için Senato'da 3'te 2 çoğunluğun yakalanması gerekiyor. Bu da en az 17 cumhuriyetçi senatörün evet oyu kullanması anlamına geliyor. Öte yandan Trump'ın azil sürecinde kilit rol oynayan isimlerden olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, oylama öncesinde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e önemli bir çağrı yapmıştı. Pence'den anayasanın 25. maddesini uygulamaya koymasını talep eden Pelosi, Trump'ın liderliğe elverişsiz ilan edilerek görevden alınmasını istemişti. Ancak Başkan Yardımcısı Pence bu çağrıyı reddetmişti. ABD Başkanı Trump, Kongre baskınına ilişkin kınama ifadelerini içeren açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya hesapları askıda olduğundan Beyaz Saray'ın Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ve yaptığı açıklamada şiddet olaylarına katılanları hedef alarak adaletin önüne çıkacaksınız, dedi ABD Başkanı Trump. Evet, gündem başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi bugün içerisinde hangi verileri takip edeceğiz? Bunları aktarmaya çalışalım. OECD Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak. Zira ekonomik faaliyetlerdeki dönüm noktalarını ve önemli verilere ilişkin bir sinyal niteliği taşıyor. Ve daha önce de 101.19 seviyesinde Türkiye verisi, öncü gösterge endeksi verisi açıklanmıştı ve OECD bir önceki açıklamasında pandemi nedeniyle ekonomilerde bir toparlanma olduğunu işaret etmişti. Ancak bu toparlanmanın ülkelere göre, bölgelere göre zamanlamasının ve hızının da farklılık gösterdiğini ifade etmişti. Ve daha çok aşıya ilişkin gelişmeler ön planda. Dolayısıyla uygulanmasıyla birlikte vaka sayılarındaki hıza göre azalış ya da artış hızına göre de ekonomik toparlanmalarında yön değiştireceği, ivme değiştireceği yönündeki açıklamalar da mevcuttu.
Ve Türkiye'de konut satış istatistikleri rakamlarını takip edeceğiz. Saat 10 itibariyle Aralık ayında 112.483 konut satışı söz konusu olmuştu. Bugün açıklanacak verileri de yakından izleyeceğiz. Ve Çin'de dış ticaret dengesi rakamlarını takip ettik. Sabah saatlerinde açıklanan rakamlar itibariyle. Ve dış ticaret fazlası 78 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Çin'de beklenti 70 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bir önceki rakamlarsa 75.40 milyar dolar seviyesindeydi. Bu seviyenin üzerine yükselmiş oldu. İthalat ve ihracat rakamlarının detaylarında ise ithalatta aralıkta %6.5'lik bir artış var. Beklentilerin üzerinde bir artış, zira son dönemde Çin hem tarımsal emtialar hem de petrol tarafında aynı zamanda bazı endüstriyel metaller tarafında ithalatını önemli ölçüde artırmış durumda. Hem kullanım açısından hem de ucuz fiyatlarda stoklarını artırma amacıyla önemli ölçüde alımlar gerçekleştiriyor. İhracat tarafında ise %15'lik artışa karşılık %18'lik bir artış söz konusu. Bir önceki rakamsa %21.1 seviyesinde bulunuyordu. İhracat tarafında önceki döneme göre bir azalış ama beklentilerinde üzerinde bir rakam söz konusu. Ve Almanya'da 2020 yılı büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. Bir önceki çeyreklik bazda %8.5 seviyesinde bulunuyordu. Büyüme rakamı ve beklentilerin üzerinde %8.2'lik beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı göstermişti. Ve bu büyümede artan ihracat ve tüketimin büyüme rakamlarında pozitif bir etkisi olduğuna da vurgu yapıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ediyor olacağız. Her hafta Perşembe günü takip ettiğimiz üzere bugün de saat 16.30 itibariyle takip edeceğimiz veride beklenti 780 bin kişinin işsizlik başvurusu yapması. Bir önceki hafta 787 bin kişiydi bu rakam. Bir miktar sınırlı olsa bir azalma beklentisi var. Ve akşam saatlerinde saatten 20.30'u gösterdiğinde Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Zira özellikle de mali teşvik paketinin kabul edilmesi. Bugün de seçilmiş başkan, ABD seçilmiş başkanı Biden'ın mali teşvik paketine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor. Bu açıklamalar ve bu kararlar sonrasında aynı zamanda siyasi iç politik gelişmeler ışığında Powell'ın açıklamaları ne olacak yakından izliyor olacağız. Ve devam edelim. OPEC petrol piyasası raporunu takip edeceğiz. Yakın zamanda 13. Bakanlar Toplantısını takip etmiştik ve bu toplantı sonucunda OPEC üyesi Suudi Arabistan'ın sürpriz bir şekilde günlük bazda üretim kesintisi, günlük bazda 1 milyon varillik bir üretim kesintisi kararı söz konusuydu ve bu kararın petrol fiyatları üzerinde pozitif bir etkisini görmüştük ve bu kararın ardından OPEC nasıl bir tahmin açıklayacak takip edeceğiz. Küresel petrol talebine ilişkin bu yıl için 106.6'lık bir artış öngörüsü vardı. 5 milyon 900 bin varil seviyesinde bir artış bekliyordu. 95 milyon 890 bin varil seviyesine ulaşmasını bekliyor OPEC bir önceki raporunda. Bakalım bugün nasıl bir güncelleme, revizyon söz konusu olacak. Ve şimdi piyasa fiyatlamalarına geçelim. Nasıl bir görünüm var? Açılışta özetle aktarmıştık. Şimdi detaylarına bakalım. BIST Yüz Endeksi 1559 seviyesinin %0.63'lük bir primle günü tamamladı. Ve en gün içerisinde en düşük 1545 ve en yüksek 1567 seviyelerini gördü endeks dünkü işlem gününde. Ve alt endekslere baktığımızda mali endekste %0.73, sanayi endeksinde %0.28, hizmetler endeksinde %0.84 ve teknoloji endeksinde %0.13'lük bir değer kazanımı söz konusu oldu. Ve bankacılık endeksine geçelim. 1609 seviyesinde %0.12'lik bir yükselişle dünkü işlem gününü tamamladı. Haftalık performansa baktığımızda geçtiğimiz haftaya hafta başına göre daha zayıf bir performansın söz konusu olduğunu görüyoruz. Zira alt endekslere baktığımızda daha çok sanayi ve holding, aynı zamanda turizm ulaştırma gibi endekslerin BIST 100'e katkısının olduğunu görüyoruz. BIST Holding geliyor. 1387 seviyesinde %1.71'lik bir primle dünkü işlem gününde en çok yükselen endeksler arasındaydı. Ve BIST Tekstil Deri geliyor.
927 seviyelerinde %2.69'luk bir yükseliş söz konusuydu. Ve BIST Spor geliyor. 1040 seviyesinde %4.95'lik bir düşüşü takip ettik BIST Spor Endeksinde. Dolar endeksi geliyor. Son 6 gündür bir yükseliş potansiyeli hareketi gösteriyor dolar endeksi. 90.36 seviyelerinde %0.06'lık bir sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. Enflasyon beklentileriyle birlikte hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllıklarda uzun vadeli tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareketliliği takip ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bunu da detaylı bir şekilde konuğumuzla konuşacağız. Euro dolar paritesi geliyor. 1.2146 seviyesinde %0.07'lik sınırlı aşağı yönlü bir hareket var euro dolar paritesinde ve son olarak 6 Ocak tarihinde 1.2351 seviyesiyle en yüksek yakın zamanda en yüksek seviyeyi gördü ve 1.2132'ye kadar da gerileyen bir hareket vardı. Dolar endeksindeki zaman zaman yukarı yönlü hareketliliklerle birlikte bu hareketi euro dolar paritesinde takip ettik. Dün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları vardı. Ve ekonomik görünümün kısıtlamalara rağmen sağlam olduğuna ilişkin mesajlar verdi diyelim ve geçelim dolar TL'ye. 7.24 seviyelerine kadar gerilemişti dolar kuru. Şu sıralarda 7.40-63 seviyesinde %0.05'lik sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. Dolar endeksindeki yukarı hareketle birlikte 7.50 üzeri denemelerini gerçekleştiriyor dolar kuru. Ve euro TL geliyor. 9 lira seviyesinin üzerinde sınırında diyebileceğimiz bir fiyatlamayla %0.11'lik bir prim hareketi gösteriyor. Ekonomilere ve küresel piyasalara ilişkin değerlendirmeler alacağız. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın bizlerle olacak. Altan Bey günaydınlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, tabii küresel de önemli başlıklar var ama içeriden başlayalım. Dün önemli bir veriyi takip ettik. Sanayi üretimi rakamları zira büyümeye ilişkinde önemli bir öncü gösterge niteliğinde. İmalat ve sanayi sektöründeki yükseliş hem yıllıkta hem aylıktaki yükseliş dikkat çekici. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu rakamlar nasıl bir 2020 büyümesine işaret ediyor sizce? Biraz pozitif sürpriz yarattı bence. Yani şöyle aslına bakarsanız zaten son çeyrekte de hemen hemen yatay bir büyüme performansıyla 2020 yılını sıfıra yakın hafif üzerinde bir büyümeyle bitirilmesi bekleniyordu genel olarak piyasada. Dünkü sanayi üretimi aslında son çeyreğin ortasına kadar bu performansın, güçlü performansın sürdürüldüğünü gösterdi. Burada her ne kadar yaz aylarından sonraki dönemde bu özellikle kredi büyümesine ilişkin ivmenin biraz kaybı beklentisi yaratmış olsa da bunun hala çok fazla gerçekleşmediğini görüyoruz. Oldukça iyi bir veri aslında. Alt kalemlerine baktığınız zaman imalat sektörünün ve özellikle madencilik taş ocağı bölümünün sektörünün biraz daha güçlü seyrediyor olması bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edebileceğine ilişkin sinyaller verebiliyor aslında. Bunlar çok şu anki kapalı olma döneminden çok etkilenebilen sektörler değil. Biliyorsunuz Aralık ayında biraz daha kısıtlamalar arttı. Dolayısıyla şöyle beklentiler doğuyor. Avrupa için de aynı şey geçerli. Orada da dün bu tip veriler geldi bu haftanın devamında ekonomik veriler. Genel itibariyle olumlu bir veri özetle. Bu veriyle beraber büyümenin pozitif bir sürpriz yapması muhtemel. 2020 yıl sonu büyümesi dediğim gibi sıfıra yakın hafif bir pozitif bir büyüme bekleniyordu ama şimdi 1-1.5 bir büyüme işaret ediyor açıkçası bu. Dolayısıyla böyle bir görüntü var ve iyi bir görüntü bu. Yani yaz aylarındaki bu kredi büyümesinden sonra özellikle bu son çeyrekte de sanayi üretiminin yani ne kadar bu son aylara bağlı olsa da yine de o beklentilerin üzerinde olumlu bakmamıza sebep olabilecek bir veri. Ama tabii geçmiş bir veri olduğu için fiyatlamalar üzerinde yani piyasa fiyatlamaları üzerinde çok acayip etkileri yok. Ama ileriye bakmak açısından olumlu bir veri diyebilirim.
Evet, baktığımızda tabii ekonomik görünüme ilişkin sinyaller ve ekonomik görünümde Merkez Bankası'nın kararları açısından da önemli. Gerek büyüme, gerek enflasyon, gerek cari denge açısından. Gelecek hafta da Merkez Bankası'nın yılın ilk para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Buna yönelik beklentilerinizi merak ediyorum. Çünkü kurun geldiği seviye, uygulanan mali politikalar, bunlar ekonomiyi destekleyen önemli noktalardan birkaçı. Buyurun. Tabii yani Merkez Bankası tüm bu verileri çok yakın şekilde takip ediyor ama şu anda bütün merkez bankalarının aslında tüm ülkelerin odağında olan ekonomik göstergeler farklılaşabiliyor. Genel itibariyle merkez bankaları fiyat istikrarını biliyorsunuz daha çok temele alır. Bu konu üzerinde biraz daha uygulanır, uğraşır. Bizde de böyle. İşte yurt dışında başka merkez bankalarının zaman zaman işsizliğe, zaman zaman da işte finansal koşullara, tüm merkez bankaları gibi aslında etki etmeye çalıştığını görüyoruz. Biz içeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son adımlarıyla aslında enflasyonun kontrol altına alınması için gereken tüm adımları atacağına ikna olduk. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de buna bağlı adımlar bekliyoruz. Son dönemde evet yani ekonomik veriler iyi aslında. Her ne kadar bir son çeyrekte ekonomik verilerde de bir duraksama beklesek de şu ana kadar iyi bir veri seti gördük. Aralık ayıyla beraber yani Aralık ayındaki veriler biraz daha belki bir bozulma gösterebilir. O çok da normal. Yani tüm dünyada Aralık ayında bu salgındaki artış ve kısıtlamalara bağlı olarak bir miktar bozulma oldu. İnme kaybı diyebiliriz daha doğrusu. Daha doğru olur bunu söylemek. Ama Merkez Bankası şu anda hem enflasyona hem bundan sonraki 2021'in ilk yarısındaki büyüme patikasına hem de kurdaki stabilizasyona bakacaktır. Bu beklentiler, bu tahminler doğrultusunda kararlarını verecek. Ben bu ayki toplantıdan Merkez Bankası'nın bir değişiklik yapmasını beklemiyorum açıkçası. Bir sonraki toplantılarda yani Şubat'ta da değil ama belki işte Mart-Nisan toplantılarından bir tanesinde bir faiz arttırımı belki yeniden düşünülebilir ama bu kez faiz arttırımı biraz daha sınırlı kalacak. Yani bundan sonra bana göre son faiz arttırımı belki yapılabilir ki ben açıkçası yapmasa da olur kanaatindeyim. Enflasyonun seyrine bağlı olarak tabii ki. Kurda bir stabilizasyon sağlandı. Yurt dışındaki dolar endeksinin seyrine bağlı olarak zaman zaman bir tepki hareketi belki yükselişler görülebiliyor ama burada bizim için önemli olan hep söylüyoruz. Biraz daha stabil, daha yatay hatta işte dolarizasyonu biraz bozabilecek seviyelerde kalıcı olması. Bu ne demek? Kabaca ben 7.30'un altında bir buçuk ay kalması halinde dolarizasyonun bozulabileceğini düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Orada yatırımcı psikolojisinin biraz TL'ye geçişi destekleyebileceğini düşünüyorum. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Ama şu anda bu seviyeler dolar TL içinde aslında çok kötü seviyeler değil. Bu seviyelerde yani 7.40-7.20 bandında bir süre dalgalansa dahi TL açısından olumlu olacağını düşünüyorum ben. Burada dediğim gibi biraz daha dolar endeksine bağlı bir fiyatlama var. Orada da son dönemde bir miktar tepki hareketi görüyoruz. Ama genel olarak ABD dolarındaki gerileme eğiliminin yani doların değer kaybı eğiliminin biz devam etmesini bekleriz. O yüzden bu açıdan da baktığınız zaman son enflasyon verisiyle beraber de düşündüğümde Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyorum açıkçası bu toplantı için. Evet, tabii birçok da gelişme yaşanıyor. Siz de birkaçını da özetlediniz Merkez Bankası ile birlikte. Bir de BIST 100'deki hareketi değerlendirmek gerekirse hızlı bir yükseliş var. Kar realizasyonlarının biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Baktığınızda teknik açıdan bu yükselişin aralıksız olarak devam etmesi imkansız olması gerekiyor. Siz bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kar realizasyon hareketi bekler misiniz? Daha yükseliş potansiyeli görüyor musunuz BIST 100'de? İmkansız demeyelim ama tabii ki sonsuza dek devam etmesi imkansız diyelim. Evet yani istatistiksel olarak bu denli dik yükselişler uzun süre devam edemeyebiliyor. Ama önümüzde çok iyi bir Amerika örneği var. Amerika'daki teknoloji şirketleri gerçekten beklentilerin çok üzerinde, bizim de beklentilerimizin çok üzerinde bir dik bir trende sahip bir şekilde yükseliyor. Hala da aslında bakmayın yani bir türbülans yaşadılar ama hala yükseliyorlar. Şimdi bizdeki durum iki farklı açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi bizde TL bazında baktığınızda gerçekten böyle sicim gibi bir yükseliş var.
çok düşük bir dar bant var. Tabii fiyatlar yükseldiği için o bantlar iyice, yani grafik çok bakılabilecek bir grafik gibi değil artık. Yani teknik olarak da söylüyorum. TL bazında şu grafiklere bakmak çok mantıklı değil kısa vadede. Sadece burada bence bir kısa vadeli, orta vadeli ortalamalar takip edilebilir. Onun dışında teknik açıdan da bu grafiklere günlük olarak bakmak çok doğru değil. Belki işte seansçı, günlük çok çok böyle profesyonel iş yapanlar bakabilir. Yatırımcılara ben önermem. Ama onun dışında dolar bazında çok kritik bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Yani 210 dolarlar son 2,5 senenin en yüksek seviyeleri baktığınız zaman. Dolar bazında çok ciddi bir dip oluşumu var. Ve bu dip oluşumunun da ana direnç bölgesine geldik. Şimdi buralarda zorlanma, evet, yani beklenebilir. Ama buranın 2-2,5 senedir denendiğini ve kırılması halinde de aslında çok iyi bir ivme kazanabileceğini de düşünmekte fayda var. Şimdi de evet, dediğiniz gibi TL bazında baktığınızda bu hareket çok devam edebilir gibi görünmüyor. Ama yabancı yatırımcıların yavaş yavaş ilgisini şu anda görüyoruz. Ve bu ilgiyle beraber bu dolar bazındaki grafiklerin biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum ben. Bir de tabii temel açıdan baktığınız zaman hala potansiyel var ama kısa vadeli bir potansiyel değil tabii ki bu. O nedenle orta uzun vadede bu bizim düşündüğümüz, bizim hedefimiz 12 aylık 1800'lerin üzeri bu arada. Bu hedefler için potansiyel var ama risksiz faiz oranına göre çok yüksek değil. O yüzden bu potansiyel için biraz daha gerileme beklemekte fayda var diye düşünüyorum ben de aslında. Ama kısa vadede buna, çünkü bu çift taraflı piyasa biliyorsunuz ya, buna da oynanabiliyor. Buna oynamayı çok tercih etmem. Yani burada mevcut hisse senetlerimizi taşımakta fayda var. Ama yeni alım düşünenler için özellikle bu orta uzun vadeli bizim işte 1800 hedefimiz ve piyasanın da hedefleri neredeyse orada. Bu çok yüksek bir potansiyel değil. Bu potansiyeli düşündüğünüz zaman yani buralarda biraz oyalanması muhtemel gibi görünüyor. O yüzden yeni alım düşünenlerin biraz beklemesinde fayda var diye düşünüyorum ben de. Peki Altan Bey, yeni alım yapacak olan yatırımcılar demişken hala ucuz kaldığını düşündüğünüz sektör ya da hisseler var mı? Tabii yani biz özellikle telekomünikasyon sektörünü çok beğeniyoruz. Orada ucuz kaldığını düşünüyoruz iki hissenin de. Öte yandan baktığınız zaman havacılık sektörüne ilişkin bizim tabii beklentilerimiz biraz daha olumlu piyasaya göre ama orada çok acele edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Ama 2021'de salgından çıkışta tüm salgından negatif etkilenen sektörler gibi havacılık sektörünün de ikinci çeyrekle beraber aslında güçlü kalmasını bekliyoruz. Orada fiyatlamaların biraz daha pozitif olmasını bekliyoruz açıkçası. Orada da Pegasus'u tercih ediyoruz. Model portföyümüzde Pegasus var. Telekomünikasyon sektöründe Turkcell'i tercih ediyoruz. Orada bizim model portföyümüzde Turkcell var. Bu az önce bahsettiğim potansiyellerin üzerinde potansiyele sahip hisse senetleri bunlar. Bankacılık sektörü biraz daha iyi performans gösterecektir. Bu bilanço döneminde özellikle. İyi bir bilanço dönemi olacak. 1 ve 2 o kadar iyi olmayacak muhtemelen. O yüzden orada da Akbank ve Garanti Bankası tercih edilebilir. Onun dışında şişe çok bize göre geri kaldı ve fiyatlama olarak özellikle son dönemki ekonomik toparlanma bilançolara yansıdı ama fiyatlara yansımadı. Özellikle düzcam sektöründe iyi bir büyüme, düzcam tarafında iyi bir büyüme gördük. Son birleşmeden dolayı da iyi bir sinerji yakalandı aslında o tarafta. Bu nedenle biz hedef fiyatlarımızı arttırdık orada. O da model portföyümüzde. Beyaz eşya tarafında yine bu bilanço dönemi iyi geçecek. Oradan da Vestel model portföyümüzde. Dolayısıyla endeks açısından çok klişe olsa da seçici olma zamanı gerçekten. Çünkü topyekun endeks potansiyelleri çok azaldı ama hisse bazı şirketlerin potansiyelleri halen yüksek. O yüzden burada ara ara türbülans görebiliriz. Ara ara sert satışlar görebiliriz. Çünkü dediğim gibi o potansiyeller artık şimdi risk ve getiri anlamında düşündüğünüz zaman borsada hisse senetlerine yatırım yapmak için alternatif getirilerden yüksek bir getiri sunuyor olması lazım. Şimdi komple Borsa İstanbul Düz Endeksine baktığınız zaman bizim değerlemelerimiz %15, 16, %20 diyelim bir potansiyel sunuyor. Öbür tarafta risksiz faiz oranı dediğimiz mevduat faizleri %17, 18, 19 belki sunuyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman risk getiri
biraz endeks lehine değil son dönemde. Yani biraz aleyhine çalışmaya başladı. Bu da yavaş yavaş yükselişi biraz ivme kaybettirecektir. O yüzden burada hisse seçimlerine çok daha dikkat etmek lazım. Burada bir şey almak için de, bir hisse senedi almak için de iki kere düşünmek lazım artık. Yani o yüzden dediğinize biraz katılıyorum. Ama tabii yükselmeye devam edebilir. O yüzden hani ona da bir şerh koymak istedim. Evet, bir diğer taraftan da Aslan itibariyle bilanço dönemi başlıyor. Siz de biraz önce değerlendirmenizde atıfta da bulundunuz bazı şirketlerin bilançolarının iyi geçeceğine ilişkin. Nasıl bir bilanço dönemi olacak? Özellikle de pandemi etkisinin ilk şokunun ilk etkinde atlatılmasının ardından normalleşme süreci yaşandı. Biraz önce siz de bahsetmiştiniz. Aralık ayında tekrar kısıtlamalar başladı ama yine de birçok alanda, sektörde canlı geçen bir dönem oldu 4. çeyrek. Nasıl bir beklentiniz var? Hangi sektörler ön plana çıkar bilanço tarafında? Buyurun. Şimdi tabii 4. çeyrek aslında senenin tamamına baktığınız zaman belki de en normal geçen çeyrek gibi düşünebiliriz bunu. Yani son ayı saymaz isek belki de senenin tamamında en normal, en geçmişe benzer geçen çeyreklerden biri. Son ay hariç tabii ama bu ayla beraber de ortalamalara yakın oluyor. Bu çeyrekte biz özellikle beyaz eşya otomotiv sektörünün biraz daha pozitif yansımasını bekliyoruz. O satışların geldiği ve sonrasında bilançolara yansımaların devam edeceği bir süreç olmasını bekliyoruz açıkçası. Öte yandan demir çelik sektörü için çok ciddi bir dönüşümün yaşandığı bir çeyrek olarak görüyoruz. Demir çelik sektörünü de çok beğeniyoruz. Az önce sayarken aslında onu söylemeyi unuttum belki de. Demir çelik sektöründen de biz özellikle bu dönüşüm hikayesiyle beraber Kardemir'de'nin çok iyi bir bilanço açıklamasını bekliyoruz. Bizim de model portföyümüzde yer alıyor. Özellikle Kardemir gibi Ereğli demir çelikte muhtemelen bir önceki bir çeyreklere göre daha iyi bir bilanço açıklayacak. Özellikle demir çelik sektöründe global artan demir çelik fiyatları ve artan marjlarla beraber iyi karlılıklar daha önümüzdeki iki çeyrek evet. daha göreceğiz. O yüzden bunlar fiyatlamalara yansıyacak. Ama sektör olarak baktığınız zaman beyaz eşya, otomotiv, demir çelik ve telekomünikasyon gibi düşünülebilir. Bankacılık endeksi için de bu 4. çeyrek bilançoları önümüzdeki iki çeyrekten daha iyi gelecek. Evet. O yüzden bu açıdan da son değerlendirme fırsatları olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın değerli yorumlarınız ve katkılarınız için. Efendim değerlendirmeleri aldık. Şirket haberleriyle devam ediyoruz. Alper Araştırma Analisti Uğur Aydın bizlerle. Uğur günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk Faysun. Evet, tabii birçok gelişmeyi takip ediyoruz. Şirket haberlerini de takip ediyoruz. Özellikle de borsa açılışı öncesinde yatırımcıların bilmesi gereken önemli şirket haberleri var. Senden de detayları alacağız. Şöyle bir bakalım şirket haberlerinde hangi şirketler var? Tekfen'le başlayacağız. Tekfen İnşaat'la. Ve Azerbaycan Merkez Bankası binası yatırımıyla ilgili bir açıklamada bulundu. İlk açıklamayı sözleşmenin görüşmelerin başladığı açıklamasını 25 Ocak tarihinde açıklamıştı. Evet. Daha sonrasında da bakıldığında en iyi teklifi veren şirketin Tekfen'in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat Anonim Şirketi olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre 218 milyon euroluk bir proje tutarı var. Dolayısıyla kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Tekfen Holding iştiraki vasıtasıyla bir iş aldı ve bu şirketin konsolide gelirlerine olumlu yansıyacak. Çünkü Tekfen İnşaat tabii Tekfen Holding'in iştiraki ve iştirakinin 218 milyon euroluk ilave bir gelir
gelir elde etmesi. Burada bakıldığında Tekfen Holding'in konsolide gelirlerine, yani konsolide gelir tablosunun her bir kalemine, hasılatına, brüt karına ve FAVÖK tarafına olumlu etkide bulunacak diyebiliriz. Dün %1.51 yukarıda tamamlamıştı. Tabii daha önce senin de bahsettiğin gibi Ocak ayında bir bildirim söz konusuydu ve piyasa bunu fiyatlamış olabilir. Çünkü holding hisseleri de son günlerde hareketli Borsa İstanbul'da. Önceden fiyatlandığı için bugün belki de çok bir etkide bulunmayabilir. Ama yine de olumlu bir haber olduğunu söyleyebiliriz şirketin finansal performansı için. Evet, bir diğer şirket haberimize devam edelim. Kontrolmatik geliyor ve burada da bir ihaleye ilişkin gelişmeler var. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından düzenlenen bir ihaleye katılmıştı. Kontrolmatik, buyurun. Burada da yine bir sözleşme imzalanmış. Senin de bahsettiğin gibi elektrik tesis yapım işinde işine yönelik yapılan ihalede en iyi teklifi Kontrolmatik vermiş ve toplam tutar 30,5 milyon TL yaklaşık. Ve şirketin yine gelirlerini olumlu etkileyecek bir gelişmeden bahsediyoruz. Genelde borsa bu tarz haberleri sever, hisse performansına olumlu yansıyabilir. Ki halka arzından beri çok sert yükselişi söz konusuydu Kontrolmatik Teknoloji şirketinin. Bu haberi de olumlu yorumlayabiliriz. Şirketin gelirlerine yaklaşık 30,5 milyon TL'lik, tabii vergi hariç bu rakam, vergiler hariç yaklaşık 30,5 milyon TL'lik olumlu bir etkisi olması beklenebilir bu imzalanan sözleşmenin. Evet, Çuadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama AŞ'nin iştirakinin yeni bir proje görüşmesi var. Buradaki detaylar nedir ve iştirakte gerçekleşiyor bir olay ama şirkete etkisi ne olur? Tabii yine yani iştiraki gelir artırıcı bir sözleşme imzalıyorsa, bilindiği üzere bilanço sezonunda biz konsolide finansal tablolarda, konsolide gelir tablosunda özellikle bu rakamları alt kalemlerde görüyoruz. Çuadaroğlu'nun iştiraki, Çuadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap Yapım İşi Projesi kapsamında bir sözleşme imzalamış. Senin de az evvel bahsettiğin gibi. Sözleşmenin bedeli iki ayrı, bir dolar dilimi var, bir TL dilimi var. Dolar dilimi yaklaşık 15,5 milyon dolar, TL dilimi 81,7 milyon TL olarak görünüyor. Ama Merkez Bankası'nın mevcut dolar satış kurundan çevrildiğinde Türk lirasına KDV hariç 197.935.752 TL olarak bir bedel söz konusu. Dolayısıyla Çuadaroğlu Alüminyum'un 197.9 milyon TL'lik bir gelir elde edeceğini bu işi tamamladığında Çuadaroğlu Metal Sanayi Şirketi'nin de konsolide gelirlerine yine bu kadarlık bir pozitif katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Yine hisse için olumlu bir gelişme gibi duruyor. Evet, tabii sen de biliyorsun, piyasadan biri olarak yatırımcılar tarafında bu gibi haberleri doğru okumak lazım. Çünkü iştirakin gerçekleştirdiği bir faaliyetten ana ortaklığın herhangi bir kar ya da daha az bir kar elde edebileceği ya da hisseye çok fazla etkisi olamayacağı yönünde bir fikir de var. Dolayısıyla biz de burada buna yatırımcılar açısından bir açıklık getirmiş olalım. Sen de bahsettin, şirketin faaliyetlerine, cirosuna olumlu bir etkisi bekleniyor. Ama tabii işte borsa fiyatlaması bazen farklı olabiliyor. Evet. Çok iyi bir noktaya değindin. Mesela bu grafiğe baktığımızda metal ana sanayi içinde en iyi performans gösteren hisselerden biri olarak görünüyor şu anda oldu. Dolayısıyla zaten prim yapmış bir hissede bazen bu tarz haberlerin kar realizasyonunu da tetiklediği görülebiliyor. Yani beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat, bilindik o mottosunu fiyatlandığını görüyoruz. O anlamda bahsettiğin o nokta önemli. Dikkat etmek lazım. Belki bir kar satışı için de kullanılabilir bu tarz haberler. Evet, açılışta takip edeceğiz. Enka İnşaat'la devam edelim. Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bir sermaye piyasası kurulu başvurusu var. Evet, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyardan 10 milyar TL yükseltmek için bir başvuru yapmış. 12 Ocak tarihli yönetim kurulu kararı akabinde bu başvurunun yapıldığını görüyoruz. Enka İnşaat'ın mevcut sermayesi 5,6 milyar TL düzeyinde. Dolayısıyla şimdi kayıtlı sermaye tavanı 6 milyardan 10 milyar TL yükselttiğinde kabaca bakıldığında yine yaklaşık 5-5,5 milyar TL'lik ilave bir sermaye artışı yapabilme alanı olacak. Son dönemde bu haberleri çok görüyoruz zaten. Ya halka arz var, ya bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı var, ya da kayıtlı sermaye tavanını yükseltiyor şirketler. Bu da yine Enka İnşaat için sanıyorum önümüzdeki dönemde bir bedelli sermaye artışı olabileceğini sinyallerini veriyor olabilir. Evet, bir diğer kayıtlı sermaye ilişkin gelişme de Ford Otomotiv'de var. Burada geçerlilik süresini uzatma yönünde bir başvuru var.
Evet, Ford Otosan'ın kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL düzeyindeydi. Ama süresi bitecekti 2021 yılında. Şimdi 2025'e kadar uzatıyorlar. Şirketin mevcut sermayesi bakıldığında 350 milyon TL civarında, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 150 milyon TL'lik ilave bir alanı var sermaye artışı yapabilmek için, bedelli veyahut bedelsiz. Şimdi önümüzdeki 4 yıllık süre zarfında kayıtlı sermaye tavanına kadar, yani yaklaşık 150 milyon TL'lik daha bir sermaye artışı yapabilir gibi duruyor Ford Otosan tarafı. Bu arada hani bu haberle birlikte Ford'un bu hafta çok hareketli olduğundan da bahsedelim. Grafiğin son bölümünde görülüyor. Hatta son bir haftalık grafiğe bakabilirsek arkadaşlar, yansıtırsa daha net ortaya çıkar. Ford, Tofaş, Tümosan, bu otomotiv hisseleri çok hareketli bu hafta. İşte 135 liradan 158 liraya geldi son bir haftada. Otomotiv sektörü hisseleri hareketli ve hatta sınai endekse de çok ciddi puan katkısı veriyorlar. Bunu da bir dipnot olarak düşelim. Evet, son dönemde de açıklanan istatistikler de önemli. Otomotiv satışlarına, üretimle ilişkin, ihracatına ilişkin önemli rakamlarda telaffuz ediliyor. Senin de söylediğin gibi sanayiye de önemli bir katkısı var. Aslında süremiz yetse üzerine konuşulacak çok da konu var bu anlamda. Evet. Ereğli Demir ve Çelik'le devam edelim. Burada da bir satış sözleşmesinden kaynaklanan zarar talebi söz konusu. Yani Ereğli'nin dünkü metni gerçekten çok teknik hukuk açısından bakıldığında, yani ceza hukukunda hiçbirimiz uzmanı değiliz ama çok teknik bir metin. Şöyle bir özetlediğimde şöyle söyleyeyim. Borsan Isı Sistemleri şirketi Ereğli'ye bir alacak davası açıyor. Yıl 2013'te tabii. Aradan geçen bu 7 yıllık süre zarfını özetlemiş şirket. Ama mahkeme tarafından bu talep reddedilmiş. Hatta 10.8 milyon TL'lik bir alacak davası söz konusu Ereğli'ye yönelik. Ama mahkeme bunu reddetmiş ve davanın durdurulmasına karar vermiş. Özet olarak bu karmaşık metni böyle özetleyebiliriz yatırımcılar açısından. Ve Ereğli için tabii bu olumlu bir gelişme olabilir. Çünkü şayet mahkeme reddetmeseydi Borsan Isı Sistemleri şirketinin talebini ve davayı durdurmasaydı, Ereğli bir cezaya çarptırılabilirdi. Yaklaşık 10.8 milyon TL tutarında, belki de daha yüksek bir de tazminatı olabilirdi. Dolayısıyla şirket davanın durdurulmasıyla beraber bu cezadan kurtulmuş görünüyor Ereğli tarafı. Dolayısıyla hisse için olumlu yorumlanabilir bu gelişme. En azından sınırlı pozitif diyebiliriz bu haber için. Dün %1.46 yukarı gitti. Zaten son dönemde demir çelik sektörü çok hareketli. Sen de görüyorsun, hisseleri evet, çok hareketli. Yabancı alımı da var. Bu haberi de olumlu yorumlayabiliriz hisse için. Evet, tabii bu haberin etkisi önemli ama genel olarak küreselde bir çelik talebi söz konusu. Özellikle demir cevheri tarafında Çin'in üretimi önemli seviyeye ulaşmış durumda. Pandemi sürecinde geciken talebin şimdilerde daha yoğun hissedildiği, evet, konusunda yorumlar var. Dolayısıyla sanki bu gelişmeler biraz daha ağırlıklı olarak orta ve uzun vadede fiyatlanacak gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Şimdi sen onu deyince aklıma HSBC'nin raporu geldi. Kasım ayında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ereğli'ye 6 tavsiyesi verdiler ve temel katalizör olarak bahsettiğim bu çelik fiyatlarının yukarı gitmesi, aşıyla birlikte ekonomik normalleşme, endüstriyel metallerin fiyatının yükselmesi, bunu temel sebep gösterip Ereğli'de hedef fiyatı yükseltip 6 tavsiyesi vermişlerdi ve Kasım ayından beri rally yapıyor zaten Ereğli. Ve dolayısıyla bu normalleşme beklentileri güçlendikçe tabii çelik fiyatları da yukarı gidiyor ve bu da Ereğli'nin hasılatına, cirosuna ilişkin beklentilerin olumlu olmasına yol açıyor. O anlamda hisse için önemli ama bir risk var. O da demir cevheri fiyatları da gidiyor. O da Ereğli'nin maliyet kalemi, önemli değil mi, maliyet kalemi? Oraya da dikkat etmek lazım. Evet, devam edelim. Bu gelişmeleri izleyeceğiz. Yapı Kredi Bankası 6 bankadan oluşan bir grupla tahvil ihracına yönelik bir seri toplantı düzenleme kararı var. Evet, Yapı Kredi'den aslında önemli bir açıklama geldi. Bir yatırımcı toplantısı olacak dediğin gibi ve BNP Paribas, Bank of America, HSBC, JP Morgan, UniCredit gibi önemli uluslararası yatırım kuruluşlarının burada görevlendirildiğini görüyoruz. Asya, Avrupa ve ABD'de yatırımcılarla seri toplantılar yapılacak. 13 Ocak'ta başlaması planlanıyor bu. Yani dün itibariyle başlatılmış bu toplantılar ve bunun tabii sebebi ne, amacı ne? Yapı Kredi bu toplantılarla yatırımcıların nabzını tutmayı ve eğer piyasa koşulları da uygunsa şayet bir sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor. Sermaye benzeri tahvil nedir tabii? Bundan da kısaca bahsedelim. Genellikle bankaların ihraç ettiği ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek, ilave kaynak yaratmak amacıyla ihraç ettikleri bir borçlanma senedi ama diğer tahvil bonolara benzemiyor. Çünkü eğer bunu ihraç eden kuruluş temerrüde düşerse
bu tarz kağıtları alan kuruluş ya da kişiler ödeme yapılması açısından ikincil planda görünüyor. Yani biraz hisse senedi sahipliğine benziyor diyebiliriz. Riski de yüksek olduğu için faiz oranı da yüksek. Tabii yapı kredi için bu gelişmeyi nasıl yorumlamak lazım? Eğer gerçekten bir sermaye benzeri tahvil ihracı söz konusu olursa bankanın öz kaynakları güçlenecek. Çünkü bu tahvil ihraçları sonucunda elde edilen kaynak sermaye benzeri tahvil olduğu için genelde öz kaynakların içinde hesaplanıyor. O anlamda öz kaynakları güçleneceği için sermaye yeterlik rasyosu yükselecek hesaplamada. O anlamda olumlu yorumlanabilir ama tabii yatırımcı toplantılarına vurgu yapıyor. Eğer bu toplantılardan uygun bir piyasa koşulu algısı çıkmazsa Yapı Kredi muhtemelen bu ihracı yapmayacak ama yaparsa şayet olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Risklerin azaltılması ve sermaye yeterlik rasyosunun yükseltilmesi açısından. Evet, son olarak da Aksigorta'ya bakalım, prim üretimi rakamlarını açıkladı. Evet, son günlerde sigorta şirketleri bu prim üretimi rakamlarını açıklıyor peş peşe. İşte Türkiye Sigorta'yı görmüştük geçtiğimiz günlerde. Aksigorta tarafı da açıkladı ve 2020 yılında toplam 5.2 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleşmiş. 2019'da neydi? 4.4 milyardı. Yani yıllık bazda %18'lik bir büyüme var şirketin prim gelirlerinde. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise prim üretimi artışı %40 olmuş. Aralık'taki o ciddi sıçrama yılın genelini de kurtarmış gibi duruyor. %18'lik bir büyüme ve bu tabii henüz 4. çeyrek finansal sonuçlarını almadık. Yavaş yavaş bilanço sezonuna da giriyoruz ama prim üretiminin yıllık %18 arttığını görüyoruz. Bu da tabii 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçerken şirketin gelirlerinin de arttığının öncü sinyalini veriyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Safer Araştırma Analisti Uğur Aydın. Değerli açıklamaların, yorumların için. Efendim, bizlerle bir haberimizle devam edelim. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 2019 yılı Medya Oscar'ları ödülleri sahiplerini buldu. Turkuaz Medya'nın 5 kategoride ödül aldığı törende yılın ekonomik kuşağı Medya Oscar'ı Apar'da yayınlanan ve Şafak Tüklen'in sunduğu seans öncesi programına verildi. Türkiye'nin COVID-19 sebebiyle büyük bir sınavdan geçtiği bu olağanüstü günlerde milletin evinde bizlere ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum ve hepinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar'ları töreninde Turkuaz Medya'ya ödül yağdı. Çok geniş, herkes fedakarca bu yola baş koydu. Yılın ekonomi kuşağı Medya Oscar'ı A Para'nın oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül almaya hak kazananlara ödüllerini verdi. Başarılı sunumuyla yılın en iyisi seçilen... Yılın ekonomi kuşağı Medya Oscar'ına A Para'da yayınlanan Şafak Tükle Uysal'ın sunduğu seans öncesi programı layık görüldü. Kadın gazeteci arkadaşımız Şafak Tükle yine oy birliğiyle ödül alan isimlerden oldu. Turkuaz Medya 5 Oscar'ın verildiği törende A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu toplumsal hafıza programı yılın kısa belgesel programı Medya Oscar'ını aldı. Geride bıraktığımız yılın en iyisi oldu. Yılın spor programı Medya Oscar'ı A Spor'da Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa programına verildi. Son Sayfa'da manşetleri en iyi onlar duyurdular. Medya Oscar'ını da... ATV'de milyonları ekrana kilitleyen Hercai dizisi yılın televizyon dizisi Medya Oscar'ı ödülüne layık görüldü. Hercai diyerek herkesi ekrana kilitlediler. Başarılı kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılın yarışma programı Medya Oscar'ını alırken Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burak Özçivit yılın erkek oyuncusu Medya Oscar'ının sahibi oldu. İsim oldu Burak Özçivit. Efendim, seans öncesinde burada noktalıyoruz. Bizden ayrılmayın. Birazdan Paranın Rotası'yla yayınımız devam edecek. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.